lezzetli güzel bir tavamız oldu ve güzelce bir şekilde pişti. O da hazır. 500 gram kadar kuşbaşı etimiz var. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Ondan sonra 3 adet patlıcan kullanıyoruz. 3 adet biberimiz var. 2 adet domates kullanıyoruz. Ondan sonra 10 diş sarımsak kullanıyoruz. Sarımsak biraz ön planda olacak. Ve içinde kuru yağ kullanmamız gerekiyor. Sevgili varsa elinizde daha lezzetli ve güzel olacak. Varsa elinizde kullanabiliriz. 1 su bardağı kadar suyumuza 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve karabiber kullanacağız. 500 gram kadar kuşbaşı etimiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız varsa bir 50 gram kadar kuru yağ da kullanabilirsiniz. 3 adet patlıcan, 3 adet biber, 2 adet domates, 10 diş sarımsak, ondan sonra 1 su bardağı kadar su, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve karabiber kullanıyoruz. Tenceremizin içine tereyağımızı ilave ettik. Etimizi içine ilave ediyoruz. Etimizi de beraber karabiberimizi içine ilave edeceğiz. Etimiz iyice piştikten sonra 10 diş sarımsağımızı içine ilave ediyoruz. Ondan sonra suyumuzu içine ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde kaynıyor. Kaynadıktan sonra içine biberimizi, patlıcanı, domatesimizi içine ilave ediyoruz ve ondan sonra tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Bir yarım saat iyice bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir tavamız olmuştur. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Hemen cariye tatlımıza da